Arkadaşlar hoş geldiniz. Katıl butonunu kanalda kullanmaya karar verdim ve amaçlarımdan bir tanesi de sizin gönderdiğiniz oyunları video olarak çekmek. Tabii ki haftada 1 2 bunu yapmaya çalışacağım ve sizlerde de tabii ki katıla üye olarak e, hem bana destek olabilirsiniz hem de burada kendi oyununuzu belki de görebilirsiniz ve burada beyazlarda seriyan Arnavutluk'tan bir oyuncu ve siyahlarda Taha var. Taha bu oyunu gönderdi ve gerçekten güzel olduğu için ben herkese açık olarak paylaşmak istiyorum. Devamını katılda yapacağım zaten. Ve beyazlar oyuna D4 ile başladılar ve siyahların tercihi e5 olmuş. Şimdi Taha çok erken bir şekilde bu piyonu veriyor ama bunun da tabii ki bir karşılığı var. D çarpı E5'ten sonra siyahlar belki de piyon kaybediyorlar. Ama A C6 ile beraber E5'e güzel bir baskı yapacaklar. Ve beyazların o piyona bir şekilde tutulması lazım. Ve bunu muhtemelen At F3 ile yapmak gerekiyor. Ama beyazlar F4 oynamışlar. Tabii ki E5'i tutmak güzel bir şey. O piyonla tutunabilirsiniz ama F piyonuyla bunu yapmak birazcık tehlikeli. Çünkü vezirin her zaman H4'e baktığını hatırlatalım. Yani siz burada G4 ya da H3 gibi hamleler oynadığınız zaman burada vezir h 4 ile karşılaşacaksınız. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu açılışları oynarken, F piyonunu oynarken buna dikkat etmeniz gerekiyor. F4'ten sonra Taha çok akıllıca bir hamle yapıyor ve d6 ile beraber ver o e5'i ya da e çarpı d6 alırsan ben fil çarpı d6 alacağım ve konuma baktığımızda atla fili gelişmiş oldum diğer atı çıkmamda çok kolay ve belli zayıflayan kareler olduğu için Vizir H4 her zaman bakabiliyorum diyen Taha burada piyon fedasını tabii ki çok rahatça yapabiliyor e4 tabii ki bakılacak hamlelerden bir tanesi ama seviyelerin de bu 800 рейтинг olduğu unutmayalım. Beyazlar birazcık çekiniyorlar F4'ü kaybetmekten. E4 oynasalar belki ilerleyen zamanlarda buradan atak yemekten çekiniyorlar. O yüzden E3 ile beraber F4'e tutundu beyazlar ve at f ile gelişim devam ettikten sonra beyazlar da sonunda bir taşını oyuna koyuyorlar ve at C3 oynuyorlar. Şimdi at C3'ten sonra siyahların belki de yapması gereken hamlelerden bir tanesi kısa rok olabilir. Fil F5 olabilir E4'ü engellemek için ama Taha burada alt G4 oynuyor. Şimdi alt G4 çok doğru değil. Doğal gelmiyor belki ama bir atak yapıldığı için burada ilerleyen zamanlarda Vezir H4'ü kovaladığı için aslında güzel de olabilir. Ama açılışta unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi oynadığımız taşı yani tüm taşları gelişmeden bir daha oynamak o kadar iyi olmuyor. Mesela burada rock atmak ve fil f5 gelmek varken atı bir daha yer değiştirmek mantıklı değil. Eğer özel bir sebebiniz yoksa ki alt g4'te özel bir sebep değil. Ama beyazlar öyle bir yanlış hamle yapıyorlar ki siyahlara süper bir atak çıkıyor demiştik. G piyonu ve H piyonunu o kadar kolay oynayamazsınız. Ve beyazlar H3 oynadılar. Ve bu tamamen yanlış çünkü Vezir H4 var tek hamleyi Taha buluyor. Ve Vezir H4'ten sonra Şah D2 hamlesine de Taha enfes bir feda bulmuş. O da A çarpı E3 hamlesi. A çarpı E3'ten sonra artık bir şekilde yani buradaki veziri ya kaçmanız lazım ya da şahla beraber burayı almanız lazım. İsterseniz vezir e1 hamlesine bakalım. Vezir e1, vezir çarpı e1, şah çarpı e1'den sonra at c2 gibi bir hamle çıka geliyor. O yüzden şah e3 e, burada pardon at e3'ten sonra tek hamle neredeyse şah e3 oynamak. Bunu denemeniz gerekiyor artık yanlış da olsa. Ve vezir f4'ten sonra şah şimdi e2'ye gitti. At D4 şah tek hamleyi buluyor burada Taha ve şah D3'e gittikten sonra bir kez daha tek hamle. Fil F5 hamlesi oynanıyor. Fil F5'ten sonra şah C4'e gitti. B5 oynanıyor ve B5'ten sonra şah D5'e gittikten sonra artık şah orada bir sürü hamleye mat oluyor. File 6 mat, vezir E5 mat ve burada Taha C6 ile rakibini mat etmiş oluyor. Ve muhteşem bir oyun oynadı gerçekten. 13 hamlede rakibini mat etti. İşte tekrardan hatırlatmak lazım. Beyazlar öyle F4 gibi bir şey oynadığında H3 ya da G piyonu ile ilgili bir hamle yapamazlar. Ve yaptıkları anda da böyle tahta ortasında mat oluyorlar. İşte sizlerden de beklentim. Yine böyle güzel maçlarınız varsa. Ya ben bu karşılaşmayı çok iyi oynadım diyorsanız ya da ya ben bu karşılaşmada pek istediğimi yapamadım. Nerede yanlış yaptım diye soruyorsanız aşağı linkleri bırakın. Eğer çok fazla tabii ki link gelirse yavaş yavaş ben de incelemek isterim bu oyunları. Ya katılı özel yaparız ya da bazı güzel oyunları tabii ki herkese açık yapabiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve yeni videolarda bu kanalda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.